en önemli konu Müslümanların birbirini sevmesi, koruyup kollaması. Müthiş bir muhalefet ruhu var. İnsanların ruhunda böyle mücadeleye karşı, fitneye fucura karşı bir eğilim var. Şeytanın bu dürtüklemesine karşı Müslümanlar var gücüyle sevgi ve kardeşliği savunacaklar. Hayretle mesela savaş desen adamlar aa nerede der. İnsanlık öyle. Barış diyorsun çok yabancı geliyor ona. Yani çok acayip geliyor. Sanki lüks bir şey söylemiyor. Mesela kardeşlik diyorsun sanki olmayacak bir şeymiş gibi. Düşmanlık başı açık gidiyorlar. Mesela bak dikkat ediyorum diyorum ya internet sitesinde sevgi bağı kurun. Birbirinizi sevin değil mi? Mesela yabancı birçok site var. Kardeş siteler oluşturun. Onlara dostluk önerin. Birbirinizden sevgi bağı. Mücadele oldun mu deli enerjisi geliyor. Sevgi kardeşlik oldun mu işlerine hafakan geliyor yapmıyorlar. Çok yanlış. Sevgide kardeşlikte coşku olması lazım. Ayrıca her görüşe karşı bir sevgi. Yani ama çok sapkın ve anormal görüşler olsa tabii hayır onlara da fazla da ilişmemek lazım. Sadece uyarıp kendi haline bırakmak lazım. Hani işte o bizim kafaya kavun geçir. Yani uyarmak lazım. Onlar da gariban yani oturup. Onlar da bizim muhatabımız değil. En güzel çalışma Müslümanların birleşmesi için yapılan çalışmadır. Yani ben iyiyim, ben hasım, benden başka iyi yok dendim mi bu çok anormal bir şey olur. Eksik kusurlu da olsa kardeşlerimizi sevmemiz gerekiyor. Hiç fark etmez. Değil mi? Evet hocam. İnşallah. Mesela güzel kardeşlik siteleri oluştursunlar internette. Herkese açık olsunlar. Ama herkes dostane yazılar göndersin. Kardeşçe yazılar göndersin. Mesela Esat hocamın talebeleri de göndersin. Mahmut hocamın talebeleri göndersin. Fethullah hocamın talebeleri göndersin. Fas, Tunus, Cezayir'den yazılar gelsin. Değil mi? Genişletin, okuyun, araştırın. Mesela kısa özlü yazılar özellikle. Güzel. Bunlar sevgiyi pekiştirir. Muhabbeti pekiştirir. İnşallah. Bir de iyilik yapıyorum diye büyük fikirlere, büyük ideallere, büyük insanlara zarar vermeye kalkmak çok büyük vicdansızlık olur. Mesela Milli Görüş adı üstünde bizim milletimizin sevgiyle bağrına bastığı bir görüştür. Yani İslam ahlakı, Kur'an ahlakıdır. Değil mi? Ama sen onu alır da orada kavgaya alet için kullanırsan, fitne için kullanırsan, insanlara düşmanlık için kullanırsan zulmedersin. O görüşe de zarar vermeye kalkarsın. Tabii. Mahmut Hoca mesela nur gibi bir insandır. Çok değerli, mübarek, makbul bir insandır. Sen kavga zihniyeti için, kargaşa için, fitne için hocamızın ismini kullanmaya kalkarsan zulmedersin. Şahsın adın ortaya çık. Değil mi? O değerli insanların o güzel isimlerini lekelemeye kalkma. İnşallah. İnşallah. İnşallah.